bu Tanzimat literatürüyle alakalı söyleyeceğim en önemli sözlerden birisi şu olsun. Tanzimatı bir bürokrata mal etmek veya bir padişaha mal etmek arzusunda çok fazla yayın var. Ben bunlara muhayyel tanzimat diyorum. Tanzimata dair bir tahayyül ve tasvir dünyası. Bunlar Reşit Paşa figürünü merkezi bir hale getirip, işte Abdülmecit de küçüktü, çocuktu, bir şeyden de anlamazdı. Reşit Paşa geldi, dedi ki bak bunları yaparsak kurtuluruz. Yani aydın bir bürokratın vatanını, milletini işte kurtarmak için Tabii. cansiperane ve hayatını da riske atarak atıldığı bir adım Bir olarak. grup böyle söylüyor. Bir grup da diyor ki vay işte bizim Necip Fazıl der mesela. Batılılaşmak, garplılaşmak, maymunlaşmaktır Necip Fazıl'a göre. Şeyde Reşit Paşa'dan maymunlaşmanın atasıdır. Maymunların da atasıdır diyor. İlk başlatan budur. Hatta Kuddusi Doğan diye biri vardır. Tanzimat bir kıble ayarlamasıdır diyor. Mesela Tanzimat'ın kıblesi diye adamın kitabı var. Garip. Ama bu laflar işte nasıl laflar? Bunlar nereye hitap ediyor? Mesela Tanzimat'a dair söylenen sözler hep ne diye başlar? Tanzimat'tan beri, Evet. Tanzimat'tan bu yana. Bu sözle Tanzimat'ın içeriğine dair herhangi bir ifade var mı? Yok. Tanzimat tarihçilerin kullandığı her kapıyı açan bir maymuncuk gibi. Maymuncuk. Yani tarih yazımında sığınılan bir mekan. Öyle bir şey ki musikimiz Tanzimat'tan beri bozulmuş. Mimarimiz Tanzimat'tan beri bozulmuş. Ahlakımız Tanzimat'tan beri bozulmuş. Devlet idaremiz Tanzimat. Ne varsa bu Tanzimat'tan beri olmuş. Bütün kötülüklerin mercağı bir kesime göre. Bir kesime göre de bütün iyiliklerin mercağı. Diyor ki müthiş. Tanzimat'tan sonra Osmanlı Osmanlı oldu. Vesaire. Hani batılılaşma Evet. ve sekülerleşme babında laikliği getirdi falan ikinci Mahmut. Nerede öyle bir şey? Hani... Hatta bu yüzden Şinasi Mustafa Reşit'i medeniyet peygamberi olarak Tabii o onlar işte sonraların şeyleri. kutsuyor Burada hemen şunu ifade edelim. Abdülmecit tahta çıktı. Temmuz'da. Temmuz 1839. Reşit Paşa Londra'da. Abdülmecit'le görüşmüşlüğü yok. Şeyine bakayım, yanlış söylemeyelim. Reşit Paşa İstanbul'da 5 Eylül'de geliyor. Temmuz'da 5 Eylül arası elimizde Sultan Abdülmecid'in yazdığı hatlar var. Ve bu hatların içeriğine baktığımızda 1839'un Kasım'ında ilan edilecek Tanzimat Fermanı diye bilinen Galat olarak Gülhane Hattı Hümayunu'nun içeriğiyle birebir aynı. O zaman bu adam Reşit Paşa ile görüşmeden hiçbir yazışması da yok elimizde. Ki Reşit Paşa'nın onu etkilediğini söyleyen tarih yazımı Reşit Paşa İstanbul'a geldi ve padişahla görüştü, ona bir arıza takdim etti ve öyle etkiledi diyor. Bu araya dair de bir şey söylemiyor. Bu adam bu arada bunları nereden söylüyor? İşte nereden söylüyor? Babası zaten yapmış. O meclisler kurulmuş. O meclislerde Akif Paşalar dahil, Halil Rıfat Paşalar dahil. Mustafa Reşit Paşa ile falan da beraber. Mustafa Reşit Paşa da o meclislerde var da, o muhalif adamlar da var. Evet. Onun hamisini öldüren adam da orada. Öldürttüren adam. Bu adamların hepsi Tanzimat'la alakalı hiçbir seslerini çıkarmadan kabul ediyorlar. Literatürde bir tek Akif Paşa işte Sultan Mahmut zamanında Tanzimat ilan edilecekti. Böyle geçer. Akif Paşa bunu engelledi. Tam tersine Mahmut Meclisi Valayı kurduğu gün baş vekaleti de şey yaparak getirerek Akif Paşa'yı görevden alıyor zaten. Hatta o Meclis-i Vala'nın hedefini de Tanzimat-ı Hayriye veya Tanzimat-ı Mülkiye'yi gerçekleştirmek olarak kendisi bizzat zikrediyor. Direkt ibareler var. Ben şimdi burada seyircileri sıkmamak için okumuyorum onları. Ama şunu bilsinler. Tanzimat'la alakalı bütün ibareler, bütün kayıtlar var. Mahmut devri. Abdülmecid'in dedim ya Reşit Paşa ile görüşmezden evvel, Reşit Paşa İstanbul'a gelmezden evvel ileride ilan edeceği Gülhane Hattı'nın içeriği de var. O zaman bu Reşit Paşa Abdülmecid'i nasıl ikna etmiş olabilir? Zaten ne diyor? Reşit Paşa güya Abdülmecid'i ikna etmiş. O Reşit Paşa zaten Batılılara bakarsak Reşit Paşa da kendisi böyle şeyler bilemez. Ne bilecek? Reşit Paşa ancak Kenink 1833'lerde daha Reşit Paşa'yı o ikna etmiş olması lazım gelir. Demiş ki Kenink bir gün sohbet esnasında ya demiş sizin bu tebaanın can ve malını korumanız lazım. Böyle olmaz. Avrupalı devletler size böyle bakmaz falan. Sanki korunmuyor. Efendim, bu Kenning'in hatıralarında geçen şey bu.
Reşit Paşa da bundan etkilenmiş. Ve şeyi de böyle. Abdülmecid de böyle etti. Yani gene bir doğulu bu işi yapamaz. Gene bir batılı onun zihnini dölleyecek de o sultanı ikna edecek. Velhasıl. Ya 1833'te Reşit Paşa'yı karşısına oturtturup onu ciddiyetle ikna etmeye çalışması Canning'in ne kadar mantıklı 1833. Zaten bu da şöyle bir şey. Bu Canning'in satırlarına bakanlar Canning'in doğuya karşı çok oryantalist bir bakış açısının olduğunu görürler. Bunları diyen Canning 1840'larda madem hani 1830'larda böyle bir tavsiye verdin ve madem bu Gülhane hattında 1839'da yapıldı, sen niye o verdiğin tavsiyelerin benzerlerini 1840'larda devletin bir daha yapmasını istiyorsun? Niye hiçbir yazdığın resmi yazışmada ben Reşit'e bunları söyledim demiyorsun da yıllar sonra yazdığın hatıratta ben bunu söyledim diyorsun? Hiçbir yazışmada yok. Ben Reşit'i ikna ettim ki ne kadar özel şeyleri yazan adamlar İngiliz evrakında bunlar var. Canning'in bu kendi üzerine alması birazcık kendine yontmasıyla alakalı o bir durum. O tarihte de Mustafa Reşit'in o reformlara etki edecek bir mevkii ne makamı yok, ne bir konusu 1833'te var. 1833'te hani ne yapabilir Reşit Paşa? Birini ikna etmek istese sadrazama vesaire bunu yapması lazım. Şey o ikna edebileceği bir konjonktür de değil. Zaten o ikna ettiğini söylediği işte can, mal, ırz meselesi var ya. Ben şimdi bunları bak size bir örneğini vereyim. Canning'in iknasına gerek var mı? Yani bu mesele sanki Osmanlı'da hiç kimsenin aklında yok imiş. Canning bunu Reşit Paşa'ya söylemiş de Reşit Paşa ancak öyle bundan haberdar olarak devleti ihya etmiş. 1829 tarihi bu Canning'in Reşit'i ikna ettiğini söylediği tarihten de evvel. Mora Reayası ile alakalı 2. Mahmud'un bir fermanı var. Ve bu fermanında ne diyor bak. Gerek ehli İslam ve gerek reayanın şimdiye kadar hasbet takdir düçar oldukları afat ve mesaibin işte zorlukların vesaire esbab-ı mucibesi gerekçesi bundan böyle ilelebet tekevvüm ve tahaddüs edememesi için yani artık böyle zorluklar böyle sıkıntılar yaşanamaması için zalili saltanat-ı seniyyemde cümlesi mal ve can ve ırzları muhafazasında işte bak Gülhane hattı bak bu 1829 yılı daha bu hasbeşşer iş şerif yani şer-i şerifin icabı seyyan ve yeksan tutularak eşit diyor. Ama hangi hususta eşit? Can, mal, ırz, namus hususunda. Zaten İslam da böyle. İslam'da da böyle. Fıkhen de böyle. Yani biz Müslümanlar olarak gayrimüslimlerin canını, malını, kendi canımız, malımız onları öldürebiliriz, kıyabiliriz mi diyoruz? Hayır öyle bir şey yok. Orada onunla insan olarak eşitsin zaten. Ehli İslam misullü reayayı devleti aliyem dahi kemali emni eman ve mezidi asayi şu itminan ile yurt ve meskenlerinde ikamet ve meyluf oldukları karu kisp ve ticaretleri neyse bila mezahim. Yine öylece ticaret ve iktisabı menfaat edip hallerinde devam edebiliyorlar. Yani günlük işlerini, çalışmalarını, ticaretlerini, her bunlara rahat bir sıkıntı yok. Yapacaklar bunlar. Her şeyini rahat rahat yapar ve ben devlet olarak bunların canını, malını, ırzını koruyacağım diyor. Ya bu nedir? Bunda bir sıkıntı mı vardır? Bunu illa bir yabancı seferin mi bize söylemesi icap etmektedir? Ki yok. 1829 yılı bu. Hani illa vesaikle karşı bir şey koyalım da bunu çürütelim diye söylüyorum. Aynen.